Bu arada karşımızda Erdoğan Turan var. Gece BM Kuryer'den araştırma müdürü. Erdoğan Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, günaydın. Şimdi hafif satıcılı başladık. Bugün cuma, bir hafta sonu riskini almak ister mi istemez mi yatırımcı, bir cuma etkisi olur mu piyasada? Çünkü bu hafta bir anda bir Musul-Irak meselesini kucağımızda buluverdik. Nasıl görüyorsunuz bundan sonrasını? Özellikle borsa için rally bitti mi sizce? Kısa vadede bitmiş gibi gözüküyor ama orta vadede henüz tamamen bitti diyemeyiz. Piyasada sinir uçları uyarılmış bir durumda. Haberlere odaklı bir piyasa izliyoruz dünden bu yana. Musul'la ilgili gelecek her iyi haber kur tarafında düşüşe, borsa tarafında alışlara sebep oluyor. Tersi durumda her kötü haber kuru yukarı itip endeksi bir miktar daha aşağı çekebiliyor. Tabii bu habere odaklı seyir de aslında öngörülmesi çok daha zor bir süreç anlamına geliyor. Bu durumda yatırımcıdan işi çok daha zor. Hafta sonu gerginliği ya da hafta sonu gerginliğin artması ihtimali satın alınır mı? Çok zannetmiyorum. Yatırımcılar bir miktar izlemede kalacaktır. Şimdi biz bir Musul'daki vatandaşlarımıza odaklıyız ama oradaki rehinelerin kurtarılmasıyla bu iş bitmiş olmayacak. Bu sıkıntılı sürecin yaz boyunca devam etmesi mümkün. Dolar tarafında, dolar TL tarafında aslında çok aşırı uçlara sarılmıyoruz ama petrol fiyatlarındaki yükseliş Eylül 2013'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. 113 dolar seviyesindeyiz Brent petrolde. Olur da fiyatlar yükselmeye devam ederse biz bütün makroekonomik dengeleri tekrar hesaplamak durumunda kalacağız. Bu orta vadeli projeksiyonların tekrar gözden geçirilmesi ve belki bir miktar negatife dönmesi ihtimali demek olacak. Eğer petrol fiyatları yükselmeye devam ederse. Bu durumda kısa vadede piyasanın üzerindeki bu köprük alınmış oldu son düşüşle birlikte ama tekrar yükseliş başladı demek için çok erken. Ben bir miktar daha gerileme bekliyorum. 78 bin lira doğru, 77 bin 500 lira doğru bir geri çekilme güzel bir alım fırsatı olabilir. 80 binin üstü ise kısa vadede şimdilik zor gözüküyor. Erdoğan Turan çok teşekkürler. GCB Menkul Değerler'in araştırma direktöründen.